dersimizde Oracle'da veri tabanında, Oracle veri tabanında hafıza alanlarından bir tanesini inceleyeceğiz. Bu SGA yani Sistem Global Area. SGA tek bir Oracle örneğinin ihtiyaç duyduğu veri ve kontrol bilgilerinin tutulduğu paylaşıma açık bellek alanıdır. Oracle örneği ilk açıldığı sırada tahsis edilir ve kapatılırken sisteme geri verilir. Her örneğin kendine ait bir SGA'sı vardır. Sisteme bağlı olan kullanıcılar SGA'daki bilgiyi paylaşırlar. En iyi performansı sağlaması için SGA'nın ana bellek boyutlarını aşmama koşuluyla olabildiğince büyük olması gerekir. Bu sayede bellekte daha fazla veri tutulabilir. Bu da disk okuma yazmasını azaltır. SGA, bu arada SGA'nın Oracle XE tarafında yani Express Edition tarafında nasıl hafıza alanının genişletildiğini göstermiştik. Kaç megabayt ise bu megabaytı yükseltmek ya da azaltmak bizim elimizde. Biz kendimiz değiştirebiliyoruz bu ayarları, SGA'nın alanını. SGA tutulan bilgiler tiplerine göre farklı alt bellek yapılarında saklanır. SGA'nın büyüklüğü SGA Max Size ile belirlenebilir. İşte bizim arayüzden kullandığımız o değiştirme işleminde bu arka planda SGA Max Size parametresiyle bu işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi Show SGA komutunu kullanalım. Bunun için SQL Plus'ı açtım. SQL Plus'ta şu an connect durumdayım. Disconnect oluyorum. Ve connect ol SYS ile connect oluyorum. Yani veri tabanına bağlanıyorum. SYS DBA şifremi yazdım. Evet. Şu an veri tabanına admin olarak bağlayayım. Dikkat edin, HR ile değil, admin yetkisiyle. Show SGA dedim ve gördüğünüz gibi SGA'nın tüm bilgileri bize geldi. Burada toplam alanı var. Bunun ne kadarını işte Redo buffer'larını kullandığı, database buffer'ın ne kullandığı vesaire gibi bazı bilgileri bize özetle bu şekilde sunuyor. SGA'nın yapısı ise DB Change Size, Log Buffer, Shared Pool Size ve Large Pool Size oluşturmaktadır. Bu şekilde sistem global array'i teorik olarak öğrenmiş olduk.